Kemal Kılıçdaroğlu'nun Londra'da olduğunu biliyorsunuz. Londra'dan bir video çekti maşallah. Bu sabah Londra'da halihazırda dünyanın farklı bölgelerine 100 milyar sterlin yatırım yapmış 14 devasa fon ile toplantı yaptık. Temiz, teknolojik, iklim dostu parayı ve büyük yatırımlarla Türkiye'ye getireceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu ana muhalefetin lideri. Ona muhalif olmak adına değil, ülkem için gerçekten çok üzülüyorum. İktidara talip olan bir lider bir başka ülkeye gidiyor, İngiltere'ye. O ülkeden geçiyor kameranın karşısına, diyor ki size para getiriyorum. Ama uyuşturucu parası değil. Tefecilerle görüşmedim diyor. Yazık. Gerçekten çok yazık. Ha, bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun Londra'da olduğunu biliyorsunuz. Londra'dan bir video çekti maşallah. Sevgili halkım! Buyur Kemal Bey. Buyur. Bu sabah Londra'da halihazırda dünyanın farklı bölgelerine 100 milyar sterlin yatırım yapmış 14 devasa fon ile toplantı yaptık. Dijital sağlık teknolojisi, veri analizi, yapay zeka, makine öğrenimi ve finansal teknolojiler gibi önemli sektörlere büyük yatırımlar yapıyor ve bu alandaki girişimcileri destekliyorlar. Hep söyledim, söylemeye de devam edeceğim. Temiz, teknolojik, iklim dostu parayı ve büyük yatırımlarla Türkiye'ye getireceğiz. Kara para ekonomisini, mafyayı, çeteleri hızla temizleyeceğiz. Ülkemize temiz yatırımları çekerek halkımıza nefes aldıracağız. Hiç kimse merak etmesin. Çok ama gerçekten de çok güçlü geliyoruz. Bu arada birazdan da dünyada 342 milyar dolardan fazla yatırımı olan bir fonla görüşeceğim. Gençler, sözüm var size. Temiz parayı size mutlaka ama mutlaka getireceğim. Evet, size getireceğim. Görüştüklerim arasında tefeci yok, borç yok. Hepsi yatırımcı. Hele hele uyuşturucu baronları hiç yok. Yatırımlar size yapılacak. Size, sizin için. Aslında çok şey söylemek isterim de. Muhalefet etmek için değil. Kemal Kılıçdaroğlu ana muhalefetin lideri. Ona muhalif olmak adına değil, ülkem için gerçekten çok üzülüyorum. İktidara talip olan bir lider bir başka ülkeye gidiyor, İngiltere'ye. O ülkeden geçiyor kameranın karşısına, diyor ki size para getiriyorum. Ama uyuşturucu parası değil. Tefecilerle görüşmedim diyor. Vallahi görüşmedim diyor. İngiltere topraklarında çektiği bu videoyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uyuşturucu paralarıyla ülkeyi yönettiğini, Türkiye'yi yönettiğini bağırarak söylüyor. Gammazlıyor yani ülkeyi. Yazık. Gerçekten çok yazık. Ben temiz para getireceğim diyor. Keşke orada temiz insanlarla görüşseydiniz. Kemal Kılıçdaroğlu gelirken, bakın, şimdi Londra'ya gitmiş, diyor ki geldiğimde para getireceğim diyor, değil mi? Para getireceğim. Abi bu parayı getirip nereye koyacaksın? CHP'ye yatırım mı alıyorsun? Yani fon mu geliyor? Yani ben geliyorum, sen bu ülkede şu anda bir yönetimde değilsin. Cumhurbaşkanı değilsin. Başbakan değilsin. Bakan değilsin. Sadece CHP genel başkanısın. 11 seçim kaybetmişsin. 12 seçime doğru, 12. seçime doğru gidiyorsun. Anketlere baktığımızda %23'lerde falan görünüyorsun. Ve buna rağmen Londra'ya gidiyorsun. Londra'dan elinde bavulla parayla dönüyorsun. He! Hey kurban olduğum Allah ya! Hey kurban olduğum Allah ya! Sen neredesin Kemal Bey? Sen bu paraları niye getirmiyordun şimdiye kadar? Senin Allah'ına kurban ya! Şimdi ama ben merak ediyorum, bu paraları getirirken nereye koyacak? Hani iktidar olmak istiyor, cumhurbaşkanı olmak istiyor ya. Ya baba, bu paraları o döneme kadar nerede tutacaksın? Türkiye için getiriyorsun. Abi, çelişkiler yumağı. Ya dese mesela, kardeşim ben ülkem için bir fon buldum. Ey Erdoğan, al kardeşim bu fonu kullan dese mesela. Kabul. Ama sen diyorsun ben para buldum. Ali Babacan da öyle söylüyor. Ben geldim de paralar yağacak. Ülke batıyor diyor bunlar.
Türkiye'yi batırdılar diyor kendileri. Kemal Kılıçdaroğlu da söylüyor, Ali Babacan da söylüyor, öbürü de söylüyor, öbürü de söylüyor. Türkiye madem batıyorsa, baba sen gidiyorsun, para buldum diyorsun, anasını satayım, birdenbire bir eline bir fon, para. Yo, Türkiye iyice batsın, ben o parayı kendime getireceğim mi diyorsun? Dedim ya, çelişkiler yumağı. Bakın, gitti orada Amber'in Zaman diye birisiyle görüştü. Amber'in Zaman kim? Eski Taraf gazetesi yazarı, gazeteciydi. Röportajlarıyla vesaire şununla bununla. Recep Tayyip Erdoğan'a düşman olmadan evvel Amber'in Zaman Türkiye'de yabancı ajanslara muhabirlik yaparken çok güzel gazetecilik haberler vesaire çok güzel şeyler yapıyordu. Başarılı işlerin altına imza atıyordu röportajlarıyla. Büyükelçilerle görüşüyordu, yabancı diplomatlarla görüşüyordu vesaire vesaire. Sonra ne olduysa, ne olduğunu zaten az çok siz biliyorsunuz. Tayyip Erdoğan'a düşmanlık yapanların arasına katıldı Amber'in Zaman. Bir müddet önce de ben gazeteciliği bıraktım demişti. Yani bunu da duyurmuştu bize. Ama bir baktık Londra'daymış. Kemal Bey herhalde Amber'in desteğiyle bir fon bulmuş olmalı ki bayağı kendisine bir itibar etmiş. Kendisi yazmış, demiş ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla Londra'da bir araya gelip sohbet etmek çok yüreklendiriciydi gerçekten. Her şey güzel olacak. Al. Demek ki bu fon aracılığı Amber'in Zaman bir arada Zaman'da yazdı. Yazdı mı acaba yani? İşte Amber'i Zaman neyse. Amber'in Zaman'ın türlü yazışmaları, görüşmeleri var. Mesela PKK ile çok rahat görüşür. PKK terör örgütündeki üst düzey yetkililerle çok rahat röportaj yapar bak. Görüyorsunuz. Tak diye röportaj yapıyor. Nerede yayınlıyor? Türkiye'deki yayın organlarında değil. Yabancı yayın organlarında yayınlıyor. Ve şu gördüğünüz PKK'lı teröristlere bakın. Yalnız yazdığı ifadeye bakalım. Çok çok önemli. Doğum yeri belirtilmeyenler Bakurlu mu? Her iki taraftan gencecik çocuklara yazık oluyor. Efrin'de şehit düşen 12 savaşçının kimlikleri açıklandı. Bakın teröristler, PKK'lı teröristler Fırat News denilen PKK yayın organı tarafından haberleştirilmiş. Afrin'de bunların sarı torbaya girdiğini demek yerine böyle deliklerinden kaçarken Türk askerinin operasyonlarına karşı direnemediklerini söylemiyorlar. Terörist olduğunu söylemiyorlar. Şehit diyorlar bunlara. Şehit. Rabbime şükür bizimkiler şehit. Ama bunlar yani bunlara şehit demek ancak bu tür insanlar söyler. Biz bunlara ancak it diyebiliriz yani. Kusura bakmasın. Bu Amber'in Zaman ne yapıyor? Alıp bu Fırat News'ün bu haberini, yani itler topluluğunun fotoğraflarını bak görüyor musunuz deyip haberleştirilen o haberi alıyor, retweet yapıyor ve üzerine yorum yapıyor. Ve bu Kemal Kılıçdaroğlu şu anda Londra'da Amber'in Zaman'la oturuyor, sohbet ediyor, konuşuyor. Oh ne güzel. O da diyor ki çok güzeldi. Her şey güzel olacak. Şimdi tartışılan başka bir şey daha var. Para buldum diyor. Ben merakla soruyorum. Bugün gazetelerde yer aldığı için soruyorum. Akın İpek'le görüşecek mi mesela? Bugün gazetesinin eski sahibi, FETÖ firarisi Akın İpek'le de görüşecek mi? Bana ilham gelmiş değil. Birileri sordu diye söylüyorum.